Can dostlar merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biraz hastayım, kusura bakmayın. Şimdiden uyarımı yapayım. Yok hocam sonra burnunu çektin bilmem ne oldu. Dikkatimiz dağıldı falan demeyin arkadaşlar. Gerçekten ciddi üşütmüşüm. Birkaç gündür de hiç yataktan çıkamadım. Ama artık çekmem gerekiyor. Çok uzadı diye kalktım biraz kendimi iyi hissedince. Şöyle kısa bir dertleşip birkaç dakikanızı ayırırsanız ondan sonra da dersimize geçmek istiyorum. Öncelikle can dostlar, canımı sıkan yine birkaç konu var. Yani biz burada bir karşılıksız hizmet veriyoruz, videolar çekiyoruz. Sürekli olarak bazı arkadaşlar da birilerine benzetme tutumu var. Yani işte yok şuna çok benziyor, yok anlatımınız buna benziyor vesaire falan filan. Açık ve net konuşayım arkadaşlar. Benzettiğiniz insanları daha öncesinde izlediğime dair, onların uzaktan eğitiminden ders aldığıma dair bir kanıtınız var ise lütfen bunu sunun. Ben de burayı bırakayım. Bu kadar da iddialıyım. Bahsettiğiniz insanların çoğunu ben siz bahsettikten sonra tanıyorum. Bakıyorum yani görüyorum. Yani bizim daha öncesinde birilerini izleyip onlara göre bir anlatım oluşturma derdimiz hiç olmadı. Sınav hazırlanırken de aldığım uzaktan eğitimi 6 ay kala falan bıraktım hatta yani izlemedim. Fayda getirmediğini gördüm. Bu noktada gerçekten kırıcı oluyor. Yani nasıl kırıcı oluyor? Biz eğer birilerine gerçekten özenseydik burada olmazdık arkadaşlar. Açık ve net konuşayım. Kalkar giderdim, paramı alırdım, dersimi anlatırdım. Dalgama bakardım. Yani benzettiğiniz adamların kaç tanesi YouTube'da gelip burada ders anlatıyor, videolar çekiyor? Hiçbiri. O zaman benzetirken lütfen iki kez düşünün. Onlara benzeseydim burada size ücretsiz bir şekilde ders anlatıyor olmazdım. Bu birincisi. İkincisi gerçekten bu hakikaten sinir bozucu bir durum. Çünkü böyle bir şeyimiz yok. Yani ben o adamları izlememişim bile. Yani benim şivemi bile adam götürüyor ona benzetiyor. Böyle bir taklitçilik var mı yani? Ben Ankara'da doğmuş büyümüşüm. Şivem bu. Adam İç Anadolu'luysa bana benzeyebilir. Yani burada ne mahsuru var? Ben onu anlamadım yani. İnsanların şivesinin bile taklit edildiğini falan mı düşünüyorsunuz? Gerçekten çok can sıkıcı. Ama bu arkadaşlara temennim şudur. İnşallah yarın atandığınızda atanırsınız. Orada çok güzel bir etkinlik tasarlarsınız, bir emek verirsiniz, yaratıcı bir fikir ortaya koyarsınız, bir çaba sarf edersiniz. Ve velinizden biri gelip suratınıza şey der. Ya bu yan sınıfın öğretmenine yaptığına ne çok benziyor. Yani sizin o kadar emeğinizi görmezden gelir, kalkıp onu birinden alıntıladığınız, birini taklit ettiğinizi düşünür. İnşallah bu hissiyatı yaşarsınız arkadaşlar. O zaman anlarsınız. Yani kendiniz bir ortaya çaba sarf edip bir şey koyduğunuzda başkalarının böyle bir tutumla yaklaşması insanı ne kadar kırıyor. Bunu anlamanızı canı gönülden isterim. İnşallah atandığınızda birisi gelip onca emeğinizin üzerine şuna ne kadar benziyor, buna ne kadar benziyor falan diyerek size bu duyguyu tattırır. Öncelikle söylemek istediğim bu. İkincisi arkadaşlar yani gerçekten ne kadar dil döksek de popüler kültürün esiri olmuş durumdayız toplumca. Bunu aşabilen çok nadir insanlar var. İnsanlar zannediyor ki burada bedava bir hizmet olduğunda yani ya da işte çoğunluğun tercih etmediği bilinmeyen bir şey olduğunda o direkt kötüdür anlayışıyla bakılıyor. Piyasadan haberiniz yok, tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Sadece yapılan reklamlara göre Uzem tercih ediyorsunuz. Sonra da gelip buraya yazıyorsunuz. Hocam Uzem aldık, memnun kalmadık, sizden dinliyoruz. Yani arkadaşlar illa bunu deneyerek yaşamanıza gerek yok. Bir kere şu popüler kültür meselesinden bir çıkın. Adam diyor ki ben Uzem aldım, orayı hiç izlemiyorum, burayı izliyorum. 50 liraya 100 liraya kamp veriyoruz. Diyor ki hocam işte yani zaten oradan aldım orayı takip edeceğim. Ya arkadaşım orası sana fayda getirmiyorsa burada ısrar etmenin bir manası yok. Ben kendim de para verdim. Diyorum ki size bakın yani net belki 4-5 ay yani 6 tam olmasa da 4-5 ay kala sınava ben bıraktım izlemeyi. Niye? Yani zarar mı ettim? Hayır. Ben sınav sürecinde taş çatlasın 5.000 lira para harcamışımdır. Atanıp gideceksiniz. 40.000 liradan daha fazla bir ücretle yani işe başlayacaksınız. Yüz yüze dershaneye gitsen bile alacağım bir maaş kadar o bir sene içerisinde masraf etmiyorsun. Yani o yüzden aslında bu kadar da korkmayın. Faydalı yere parayı verebilirsiniz. Yani o kadar uzem biliyorum. Hocalarının çok iyi olduğuna eminim. Ama adamların bir reklamı yok diyor. Onlar tutulmuyor. 50-100 kişiye ders anlatıyorlar. 10 bin kişinin aldığı yere gidiyorsunuz. Orada 100 kişi atanmış diye gösteriyorlar. 9.900 kişiden bir haber yok. Yani adamlar ne yaptı bilmiyoruz. Herkes oraya gidiyor. Herkes oraya gidiyor. Sonra hocam memnun kalmadık. Ya bir videolarını alın, izleyin, bir bakın. Adam size hitap ediyor mu? Ya adamın reklamı, reklam ayrı bir şey, öğretmenlik ayrı bir şey arkadaşlar. Bunu çok iyi anlayacaksınız.
Okul öncesi branşında özellikle atandığınızda yani sabah akşam pano yapanlar mı dersiniz? Bunun hiçbir eğitsel kazanım olmadığını bir öğretmen çok iyi bilir. Ama tamamıyla ben iyi öğretmenim algısı velilerde böyle oluşuyor. Siz ne kadar çok pano hazırlarsanız, ders yapmayıp, çocuklarla etkinlik yapmayıp, çocuklara oyun hamurunu verip pano yaptırırsanız siz o kadar iyi öğretmen oluyorsunuz. Ya biz bu algının karşısındayız. Yani bu tarz şeylere hala aldırış etmemeniz gerektiğini öğrenemediniz. Aç ya A Uzemi, B Uzemi, A YouTube kanalı, B YouTube kanalı. O adam sana hitap ediyorsa onu dinle kardeşim. Yani adam diyor ki hocam bana arkadaşım önerdi. Ya arkadaşın da senin anlama stilin aynı mı? Bireysel farklılıklar var diyoruz. Herkes birisi yazarak anlıyor, birisi okuyarak anlıyor. Birisi hikayeleştirince anlıyor, birisi düz bilgi istiyor. Yani şunu bir aşalım artık arkadaşlar ya. Ne kadar çok kişi topluluk bir şeyi tercih etti diye o doğru veya güzel olmuyor arkadaşlar. O yüzden yani hayatınız boyunca güçlünün yanında, kalabalığın yanında durmaktansa biraz kendi düşünceleriniz olsun. Yani bir bakın, tartın, bana uyuyor mu, uymuyor mu? Gidin ona göre bu hayatta şekil alın. Her konuda bu böyledir. Her zaman popüler olan şeyler iyi değildir arkadaşlar. Bunun da üstünü basa basa söylüyorum. Daha sınav uzunca bir süre var. Gidip yani biz şu Uzem'i aldık pişman olduk. Niye aldın? Arkadaşım önerdi. Ya sen o adamları izledin mi? Tanıyor musun? 10 bin kişi oradan alıyor ama yani sana hitap edecek mi? Bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Ya o zaman artık böyle şeylere paranızı kaptırmayın arkadaşlar. Biraz mantıklı olun. Ha bir de şu eğitim için para harcamaktan korkmayın. Şimdi diyeceksiniz ki hocam alamayanlar var, edemeyenler var. Beni izleyen arkadaşların %60'ı başka bir Uzem almış. Oradan memnun kalmamış. Ya da orada belli derslerden memnun olmayanlar, memnun olmadıkları, başka hocayla uyuşamadıkları dersleri benden dinleyen insanlar. %30'u eğitime para vermek istemeyen insanlar. Bu da nasıl oluyor? Daha öncesinde Uzem almış, memnun kalmamış. Çünkü dediğimiz gibi tamamen popülariteye uyarak bir tercih yapmış. Şimdi diyor ki artık adamın algısı yıkılmış yani. Para verince bir şey olmuyor gibisinden düşünerek kendi çalışmaya çalışanlar. Hakikaten çok az bir azınlık gerçekten durum olmadığı için hiçbir şeye katılamayan insanlar. Yani böyle de bir algı yok. Burada beni takip eden herkesin parası olmadığı için falan takip ediyor gibi bir şey yokmuş. Ben de ilk başlarda öyle zannediyordum ama öyle bir şey olmadığını gelen dönütlerden sıklıkla anladım. Yani o yüzden arkadaşlar gerçekten bir şey faydalıysa cebinizden çıkacak 200-300 lirayı düşünmeyin. Çünkü yıllarca sınava hazırlanmak yerine bir kere hazırlanıp atandıktan sonra o parayı kat be kat kazanıyorsunuz. Yani her şeyde kolaylıkla olmuyor. Ama o harcayacağınız parayı da lütfen doğru yerlere harcayın yani. Popüler kültür esiri olmayın arkadaşlar. Ya bu size zarar ettirir. Ömrünüzden gider yani. Parasal şeyi geçtim ben. Diyorum ya yani 100 de dershanede gitsen dünyanın parasını da harcasan harcayacağın para iki maaşını geçmeyecek o sınav dönemi boyunca. Atandığında iki maaş sonra üçüncü aya geçtiğinde tamamıyla ömrün boyunca aldığın para senin yanına kâr kalacak. O yüzden bu kadar bundan korkmayın ama bu parayı harcarken de dikkatli yer harcayın. Para da kolay kazanılmıyor. Yani söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Biraz rahatsızım kusura bakmayın ağır ağır gideceğiz. Neyi konuşacağız bugün? Hikayeleştirme, öyküleştirme yöntemini. Üç kez ÖABT'de sorusu geldi. Yine gelebilir çok güçlü bir soru adayıdır. Bu videodan sonra da pek anlatılacak bir yöntem teknik yok. Yani hepsi eğitim bilimlerinde gördüğünüz şeyler. O yüzden bu derste burayı noktalamayı düşünüyorum. Ayrıca şu el yazması olmayan makalelerden taradığım notları paylaşmıyorum arkadaşlar. Onlar hazır notlardır. Adam alsa, götürse, ders anlatsa, sağda solda paylaşsa, herkes onları kullansa ben hak beyan edemem. Ben o kadar okuyacağım, araştıracağım. Başkaları onun üzerinden para kazanacak. Yani bu biraz bana ters bir olay. Gerek yok. O yüzden sadece el yazması olan notlarımı paylaşıyorum. Bilginize bundan sonraki derslerde eğer bir not benim makalelerden oluşturduğum şekilde anlatılıyorsa bir ders, onun notunu beklemeyin, sormayın. El yazması ise er ya da geç ders bittiğinde onu zaten yükleriz arkadaşlar. Şimdi can dostum, öykü temelli öğrenme, öyküleştirme, hikayeleştirme ya da storyline dediğimiz yöntem aslında ana konumuz ama şurada karışacağını düşündüğüm 3 tane teknikten de kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi öykü oluşturma dediğimiz şey aslında şudur can dostum. Öğretmen çocuklara parçalar verebilir, işte cümleler verebilir veya bir şeyler izletebilir, yarım yamalak olacak bunlar. Bunların bütün bir hale getirip çocuğun öykü oluşturması beklenir. Yani aslında ana temada çocukların neden sonuç bağ kurabilmesi burada önemsenir. Genellikle yazılı bir metin verildiği için ilkokul yıllarında daha sıklıkla uygulanan bir tekniktir. Okul öncesinde de tabii uyarlayıp uygulayabilirsin, sıkıntı yok. Yani buradaki durum neymiş? Çocuklara işte böyle farklı ayrı ayrı konular ya da cümleler verilir. Bunları birleştirerek bir öykü tasarlaması istenir. Burada da neyi destekleyecek aslında? Neden sonuç kurmasını destekleyecek. Şimdi arkası yarında çocuklara işte yine bir film, öykü, dergi herhangi bir şey izletilir, okunur. Bir en can alıcı yerinde getirilir ve kesilir.
İşte bir şey izletiyorsan en merak uyandıracak yerinde kesersin. Bir şey okuyorsan yine en can alıcı noktada kesersin. Görsel olur vesaire. Sonrasında bu kesildikten sonra çocukların tahminleri alınır. Acaba sonrasında ne olmuş olabilir? Tahminin ardından devam ettirilir. Ve çocuklara devam ettirildikten sonra olan sonuç ile tahminlere kıyaslanır. Aslında arkası yarın teknide kabaca budur can dostum. Burada bağımsız konular ya da cümleler verilerek sıfırdan öykü oluşturulması amaçlanıyor. Burada çocuğa öykü, işte gazete haberi bilmem ne vesaire bir şeyler okuluyor. En heyecanlı yerinde kesiliyor. Tahmin edilmesi isteniyor. Sonra devam ettirilerek tahminlerle kıyas yapılıyor. Öykü tamamlamada ise yine çocuklara bir hikaye verilir. En can alıcı noktasında kesilir. Bunun devamını ise çocuk devam ettirir. Aradaki fark neymiş? Çocuk devam ettiriyor. Burada hikayenin devamı okunuyor. Yani burada hikayenin devamının okunması yoktur. Hikaye geldi, en can alıcı noktada kesildi. Bunun sonrasında ne olacağını çocuk kendisi devam ettirir. Yani kalanı falan okunmaz. Aradaki ayrım budur. Öykü oluşturma tabii ki sıfırdan oluşturduğun için en yaratıcı olandır. Burada devamını getirdiğin için yine ikinci yaratıcılıkta diyebiliriz kendi arasında kıyaslarsak. Arkası yarın da sadece bir tahmin süreci olduğu için bunların bir yaratıcılık sıralaması yapılacaksa en yaratıcı olan öykü oluşturma, sonra öykü tamamlama ve arkası yarındır. Bunlar da dediğim gibi bir film falan da kullanılabilir ama öykü temelli öğrenmeyle ismen benzerlik geliştirdiği için bunları açıklama gereği hissettim. Şimdi öykü temelli öğrenme, öyküleştirme, hikayeleştirme ya da storyline dediğimiz yöntem nedir? Can dostum, bak şimdi buraya. Burada aslında ana tema şudur. Kabaca anlatacağım, teknik bilgiler vereceğim, uygulamasını yapacağız birlikte. Kafanızda bunu oturtmak istiyorum çünkü buradan sıklıkla soru gelmektedir. Şimdi arkadaşlar bu yöntem İskoçya'da bulunmuş. Burada ana unsur şudur. Aslında bir konu belirlenir. Bu konu öğrenci ve öğretmen bunu birlikte belirler. Yani çocuk aktif bir şekilde konunun belirlenmesinde rol oynar. Ardından konular belirlenir ama burada önce bir giriş konusu belirlenir. Sonrasında kostümler kullanılır, materyaller kullanılır. Belirlenen konular beyin fırtınası aracılığıyla genişletilir. Bir sonraki bölümlere karar verilir ve birkaç hafta sürecek canlandırmaların yapıldığı, materyallerin oluşturulduğu bir yöntemdir aslında. Bir süreç gibi düşünün bunu. Yaptım bittiden ziyade çok daha uzun zamanda yapılan, devam ettirilen bir yöntemdir. Ana temamız neymiş o zaman? Çocuk ve öğretmenler birlikte bir konu belirler. Sonrasında öğretmen anahtar sorular sorar. Konu çocuklar tarafından detaylandırılır, canlandırılır, materyaller oluşturulur. Ve bu süreç bu şekilde devam eder. Sonrasında finale oluşturulur. O zaman öykü temelli öğrenme dediğimizde ÖSYM ilk önce bunun tanımını sormuştu. Tanım dediğimizde ise karşımıza şu gelebilir. İlk kez İskoçya'da kullanılan. İlk kez İskoçya'da kullanılan konunun çocuk ve öğretmenle birlikte belirlendiği işte kostümlerin ve materyallerin kullanıldığı doğaçlama tiyatro ile benzerlik gösteren tekniktir. ÖSYM buna benzer birkaç kelimede farklılık olabilir. Bir tanım verip öykü temelli öğrenmeyi sordu. Bu bizim için önemli. İlk kez nerede ortaya çıkmış? İskoçya'da ortaya çıkmıştır. İskoçya'da çocuk merkezi ya da bütünleştirilmiş müfredat dedikleri yapı aslında onların eğitim sisteminde buna uyarlamak üzere geliştirilmiş bir tekniktir. O zaman şöyle diyelim, İskoçya'da çocuk merkezli eğitim diğer adıyla bütünleştirilmiş müfredat
müfredatta işte uygulanmak için oluşturulmuştur. Şimdi genel özelliklerini vermeden önce gelin beraber bir storyline yapalım. Sonrasında da orayı dolduralım arkadaşlar. Şimdi öyküleştirme yaklaşımında planlama yapılırken 5 temel unsuru ele alıyoruz. 1. Bölümler. Anahtar sorular. Ardından öğrenci aktivitesi. Sınıf organizasyonu. Kaynaklar. Şimdi can dostum, bölümler dediğimizde öğretmen aslında lider ufak bir parça da verebilir. Beraber de oluşturulabilir. İlk ortaya bir şey atılır. İlk bölümün oluşturulması bu şekildedir. Ardından her bölümde o bölümle ilgili anahtar soruları öğretmen çocuklara sorar. Sonrasında öğrenci aktif bir katılımla burada aslında bu bölümü görselleştirir, canlandırır. Bunları az sonra örnekler üzerinde göstereceğiz. Sınıf organizasyonu. Şimdi bireysel de yapabilir buradaki aktiviteyi. Küçük grupla da büyük grupla da yapabilir. Yani bak burada yorumlayın biraz arkadaşlar. Şimdi soruyorsunuz. Hocam diyor şurayı anlatmamışsın. Şu soru gelmemiş falan filan. Soru tamamen bir yorum sorusu. Okuduğunu anlama sorusu. Biz sadece size düz bilgi öğretmiyoruz. 120 küsür video çektim. Şurayı ezberleyin demedim. Her şeyin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Uygulama yapıyorum ya. Bunu böyle anlatan kim var? Yok. Niye? Uygulamasını yapıyorum ki şurada az sonra vereceğim maddeler kafanda canlansın ve sen burayla ilgili yorum yapabil. Senin o bilgi düzeyinde program geliştirmeye git. Bloom taksonomisine. Alıyorsun benden bilgi düzeyinde ezberliyorsun. Soru da senden yorumlamanı istiyor. Analiz yapmanı istiyor. Sentez yapmanı istiyor. Baka kalıyorsun. Aslında bildiğin şey ama yorum yapamıyorsun. Bunu sana para vererek hiç kimse öğretemez. Ancak birileri yol gösterir. Bunu kendin geliştirmek durumundasın. Kimse sana yorum sorusunu yaptıramaz. Kendin bunu yorumlayacak kapasiteye sahip olman gerekir. Bu noktada ne yapacaksın? Bol bol makale tarayacaksın. İnceleyeceksin. Okuyacaksın. Yorum gücünü geliştireceksin. Soruyu çözüp geçme. Bak ne olabilirdi? Kurgula. Başka ne sorulabilirdi? Bunlar üzerinde çalışman gerekiyor. Sınıf organizasyonu dediğimiz aslında küçük grup mu, büyük grup mu, bireysel mi yapılıyor? Kaynaklar orada kullanılan materyal olarak karşımıza gelir. Şimdi mesela diyelim ki can dostum bölüm, ilk bölümde ne olsun? Öğretmen ortaya bir şey attı diyelim ki. Ne olsun? Abuzer, Gazanfer ve Muzaffer. Üç arkadaştır. Şimdi ortaya bir bölüm atıldı. Birinci bölüm neymiş? Abuzer, Gazanfer ve Muzaffer adında 3 arkadaş olduğunu biliyoruz. Bak çok basit bir şey değil mi? Daha bir detay yok. Kim bunlar? Nedir? Necidir? Tipi nasıl? Hiçbir şey bilmiyorum. Ardından öğretmen çocukları harekete geçirmek için aslında anahtar sorular yöneltir. Mesela der ki, şöyle diyelim. Dış görünüşleri nasıldır? Ya da mesela arkadaştır demiş. Arkadaşlık ne demektir? Gibi öğretmen burada ne yaptı? Anahtar soruları sordu. Anahtar soruları sorduktan sonra öğrenci aktivitesi. Yani çocuğun yaparak yaşayarak bir şeyde bulunmasını istiyoruz. Çocuklar burada buradaki Abuzer'in, Gazanfer'in, Muzaffer'in dış görünüşlerini tahmin eder. Mesela ne yaparlar? Dış görünüşlerini çizebilirler. Dış görünüşlerini çizebilirler. Ya da işte bununla ilgili sohbet edebilirler. Kolaj çalışması yapabilir. İşte bir dergiden bir şey kesebilir. Buna benziyor olabilir. Abuzer, Gazanfer falan diye. Burada yani çocuğun yaparak yaşayarak bir faaliyette bulunması isteniyor. Sınıf organizasyonu. Şimdi bu etkinlikler yapılırken bireysel olarak da çalışılabilir. Küçük grupla da çalışılabilir. Ya da büyük grupla da çalışılabilir. Bireysel olarak çalışırsa kendisi oturur. Abuzer'i, Gazanfer'i tüm çocukları ayrı ayrı çizer. Küçük grup dersek sınıfı 4'e bölersin. 20 kişi varsa 5 gruplar halinde çocuklar fikir alışverişi yaparak burada çizim yapabilir, sohbet edebilir, kolaj çalışması yapabilir. Yani birçok aktivitede bulunabilir. Ya da tüm sınıf hep birlikte bir beyin fırtınası yapabilir. Şu olabilir, bu olabilir, ilgileri bu olabilir. Yani görüldüğü üzere aslında burada bir
Böyle bir kıvılcım veriliyor. Sonrasında bunun detaylandırılmasını yapan kim? Çocuk kendisi. Yani kendisi detaylandırıyor. Görselleştiriyor, çiziyor, aktif bir şekilde katılıyor. Kaynaklar. Burada ne kullandım? Boya kalemi kullanmış olabilirim. Atık materyal kullanmış olabilirim. İşte gazete, dergi vesaire burada çeşitli materyallerden yararlandığımızda kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi burası aslında birinci bölüm. Ardından ikinci bölüm geldi. Çocuklarla beraber 3 tane fikri attık. Sonra çocuklarla beraber bunu detaylandırdık. Gördün mü? Buradan böyle çocuklar aslında elinde olan o ufacık kıvılcımı detaylandırdı. Sonra yine öğretmen ve çocuklar birlikte bir sonraki bölümü hazırlar. Yani çocuk hala aktif. Bu sefer der ki Abuzer, Gazanfer ve Muzaffer 3 arkadaştı. Bunlar toplanıp başka ülkeyi ziyaret etti. Ziyarete gitti diyelim. Bak konu gittikçe ilgi çekici hale geliyor. Şimdi öğretmen hemen yapıştırır anahtar soruları. İşte başka ülkelerden neler biliyorsunuz? Başka hangi ülkeleri biliyorsunuz? Öğretmen anahtar soruyu yapıştırdı. Ardından çocuklar gitti. Mesela başka ülkelerle ilgili maket hazırladı. İşte Fransa'yı biliyordu. Gitti Fransa'daki şeylerle ilgili bir maket hazırladı. Ya da yine aynı şekilde gitti. Çocuk burada başka ülkelerle, bildiği şeylerle ilgili çizimler yaptı. Hindistanlıları çizdi. Onların dövmelerini çizdi. Fransa'yı çizdi. Çinlileri çizdi. Onların kıyafetlerini çizdi. Labutlarını çizdi. Ya da onlarla ilgili maketler yaptı. Gördün mü? Devam. Öğrenci bir aktivitede bulundu. Ardından yine bu süreçte bireysel, küçük grup ya da büyük grupla yapılabilir. Burada neleri kullandın bu sefer işte? Maket yaptın yine. Atık materyallerden yararlandın. İşte dergilerden yararlandın. Çeşitli fotoğraflardan yararlandın. Kullandığın materyaller de aslında kaynaklar kısmını oluşturuyor. Sonra bunlar toplanıp başka ülkeye gitti. Durumu biraz daha heyecanlandıralım. Çocuklar yine beyin fırtınası yapıyor. Konuyu öğretmenle beraber buluyor. Hepsi bu sefer diyor ki işte burada çocuklar başka yabancı ülkede kaybolsun. Bak konu gitgide heyecanlı hale geliyor. Merak uyandıracak bir hale geliyor ki çocuk burada aktif bir şekilde çalışmaya devam etsin. Yabancı ülkede kayboldular. Peki burada öğretmen hemen yapıştırdı. Kaybolursak hangi numaradan yardım almalıyız? Numaradan yardım almalıyız. Aslında öğretmen ne yapıyor burada? Çocukların anahtar soruları aracılığıyla ön bilgilerini de ortaya çıkardı mı? Çıkardı. Öğrenci aktivitesi. Burada gittiler çocuklar işte bir polis merkezini canlandırma yapabilir. Polis canlandırması yapabilir. Mesela bak dramaya döndü iş artık. Materyal tasarlıyorduk gittik. Canlandırma da yapabilirim. Pekala hiçbir sıkıntı yok. Ya da işte bir boyama çalışması yaptırılabilir. 155 arayın. İşte onunla ilgili boyama çalışması oldu falan. Sonra işte yine burası da yine büyük grup küçük grup yapılabilir. Bireysel yapılabilir. Ardından burada kullandığın materyalleri de yazdın. Nokta 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 nokta. Bak şimdi can dostum. Burada görüldüğü üzere bölümlere karar verenler kimler? Öğretmen ve çocuk birlikte karar veriyor. Ortaya bir kıvılcım atılıyor. Bunu detaylandıran, gittikçe bu kısımları detaylandıran kim? Öğrenciler. Öğrenciler aktif katılım sergiliyor mu? Sergiliyor. Bir şeyin içerisinde küçük grup, büyük grup varsa burada işbirliği var mıdır? Vardır. Konular gitgide birbirinin üzerine kurulup aşamalık gösteriyor mu? Konular aşamalık gösteriyor. Çocuk aktif katılıyor. İşbirliğine yer veriyor. Detaylandırmayı çocuk yapıyor. Görselleştiriyor. Yaratıcılığını geliştiriyor. Bunların hepsi aslında ne? Öyküleştirmenin genel özellikleri. Yani yapılan ana tema bu. Bu gerekirse birkaç haftada sürebilir. Sürekli bu devam eder. Bunun belirli bir şeyi yoktur. Bak konu yer ve zamanla sınırlandırılır. Yabancı bir ülkede 3 tane arkadaş vardı. Kişileri, yeri, zamanı konunun içerisine sınırlandırırsın ama bu tekniğin uygulanma zamanını sınırlandırmazsın. Birkaç haftada sürebilir, bir günde sürebilir. Burada bir sıkıntı yok. Tamamıyla çocukların işin içine girmesi, devam ettirmesi bununla ilgili. Materyaller yaptı, kostümler oluşturdu. Mesela burada polisi canlandırdı, boyama yaptı. Bir de polis kostümü hazırlayabilir. Kostüm. Bak çocuk her daim aktif. Canlandırmasıyla da aktif. Yaptığı materyale de aktif. Sürecin içerisinde çocuk sürekli var. İşte bu yüzden yapılandırmacı aktif bir tekniktir diyeceksin. Genel şeylerden biraz bahsedelim o zaman arkadaşlar. Şöyle diyelim.
Ne diyebiliriz mesela? Konular mutlaka burada hikayeleştirmede birbiri üzerine inşa edilen aşamalı bölümler kullanılır. Burada gördük, hepsi konular aşamalı bir şekilde ilerliyordu. Şöyle diyelim. Şöyle de sınırları çizdim, biliyor musunuz? Sayfadan çıkmasından nefret ediyorum ama yazarken kayabiliyor. Şöyle diyelim. Hikayeleştirmedeki bölümler. Birbiri üzerine. İnşa edilen aşamalı bir yapıdadır. Mesela burada çocuk ne yapıyordu? Çocuk karakterleri hayal eden. Karakterleri. İşte yeri ve zamanı. Hayal ediyordu. Ardından bunları görselleştiriyordu. Maket yaptı, çizim yaptı. Bu sayede bir sonraki bölüme de aslında yine karar veren çocuklar değil mi? Evet, oradaki yaptıkları, gittikçe süreç, hepsinin kararları, ortak fikirleriyle hikaye, burada öykü gelişiyor kendisi. Gördün mü? O zaman çocuk karakterleri yeri hayal eden, bunları görselleştiren, aynı zamanda bir sonraki bölüme karar veren yapıdadır. Karar veren konumdadır diyelim ya da. Mesela yine ne söyleyebiliriz can dostum burayla ilgili? Şimdi ben her daim anahtar soruları sormuyor muydum? Soruyordum. Aslında anahtar sorular aracılığıyla ben neyi ortaya da çıkartıyorum? Çocuğun ön koşul öğrenmelerini ortaya çıkartmıyor muyum? Çıkartıyorum. Yani aslında buradaki temel özellik de şudur. Çocuğun bilgi ve becerilerine bağlıdır bu tekniğin uygulanması. Çocuğun ön koşul öğrenmeleri dikkate alınır. Ve bilgi becerileri çerçevesinde etkinlik uygulanır. Yine mesela ne söyleyebiliriz? Öğretmenin görevi neydi? Bir kere öğretmen ne yapıyordu? Anahtar soruları soruyordu. Aynı zamanda çocukların tıkandığı yerde fikir de verir. Şimdi çocuklar üretememeye başladı. Bir yerden sonra hikaye akıcı bir yere gitmedi. Sıkılmaya başladılar. İşte ne yapacak? Bunu önlemek için öğretmen orada yaratıcı fikirler sunarak süreci devam ettirme görevinde üstlenecek. O zaman şöyle diyelim. Öğretmen anahtar sorular sorar. Ve fikir ortaya çıkmadığında, tıkanıklık olduğunda yani çıkmadığında ortaya fikir atabilir. Burada da aslında öğretmenin ana temadaki şeyini görüyoruz can dostum. Yine ne dedik? Konu belirli bir yer ve zamanda geçer. Mesela 3 kişi arasında ve nerede geçiyordu? Dış ülkede geçiyordu. Ama bak, süreç birkaç hafta sürebilir. Burada bir sıkıntı yok. Konular yer ve zamanda geçer. Çünkü bunu eğer konu içerisinde sınırlamazsan okul öncesi dönemdeki çocuklara bunu uygulayamazsın. Dağılır gider. Konu belirli yer ve zamanla sınırlı olmalıdır. Abartılı karakterde tabii ki her şeyde olduğu gibi burada da olmamalıdır. Bunu yazmamıza gerek yok. Yorumlayacaksın yani. Bu çocuklar niye mesela roman okuyamıyordu? Bir sürü olay örgüsü var. Çocukların bunu kavrayacak bilişsel yeterliğe sahip değil can dostum. Konuyla ilgili belirli yer ve zamanda geçtiğini biliyoruz. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Ancak çalışma birkaç hafta da sürebilir. Bölümler mutlaka aşamalı olmalıydı. Bunu yazdık. Her aşamada anahtar sorular sorulmalıdır. Her aşamada sadece o aşama ile ilgili. Bak, her aşamada o aşama ile ilgili. Anahtar sorular sorulur.
Mesela biz ne dedik? Bak burada Abuzer, Gazanfer, Muzaffer arkadaştı. Burası benim birinci bölümüm. Burası ikinci bölümüm. Burası üçüncü bölümüm. Birinci bölümde sadece bu bölümle ilgili. Bak Abuzer, Gazanfer, Muzaffer'in dış görünüşüyle ilgili. Arkadaşlık burada bunun ne olabilir? Bununla ilgili. Yani sorduğun anahtar soru o bölümle ilgili olmak durumunda. Ve gördüğün üzere hiç atlamadan her bölümde de biz anahtar soruları sorup çocuğun ön koşulu öğrenmelerini, ön bilgilerini ortaya çıkarıyoruz. Tekniği de bu ön bilgiler üzerine kurguluyoruz. Sınıf organizasyonu şunları söyleyelim. Çocuk zaten aktif katılımcıdır. Çocuklar aktif katılımcıdır ve işbirliği yaparlar. Yine mesela ne söyleyebiliriz bu noktada? Başlangıcı sona açıktır. Görüldüğü gibi yani bir sınırlama yok. Burada herhangi bir şey ortaya atıldı. Ardından süreç bu şekilde devam etti. Birkaç haftada sürebilir. Burada materyaller yaptın, kostümler yaptın, uyguladın, canlandırmalar yaptın. Yani başlangıcı ve sonu açıktır. Yani şöyle bir sınırlama yok. 5 bölümde bitecek, 3 bölümde bitecek, 3 günde bitecek. Başlangıcı ve sonu açıktır diyoruz. İlgi boyunca böyle devam eden bir çalışma. Ana temada umarım bunu anlamışsınızdır. İsim benzerliği olan yerlerinde karışmaması için onlar noktasında da bilgilendirdik arkadaşlar. Şimdi burada aslında şu bahsettiğimiz şeyler belli ilkelerin adları. Belli ilkeler var, belli aşamalar var. Burada bahsedilen şeylerin bir de teknik boyutunu konuşalım. Şöyle şuradan alıyorum şu iki sayfayı. Hop. Aşamalar dediğimizde arkadaşlar, aşamalar dediğimizde bak şu ayrım çok önemli. İlk hangisi, aşama hangisi, ikisinden de soru geldi. Ve sıklıkla da sorulur. Çok güzel soru malzemesi de buradan çıkar. Ayarlama, karakter, olay başlatma, doruk noktasını ulaştırma, gözden geçirme benim için aşama. Şimdi ayarlama dediğimizde aslında biz ne dedik? Öğretmen ve çocuk konuyu beraber belirliyordu. Burada mesela hikayeye isim verilen kısım da burasıdır. Öğretmen geldi dedi ki öyküleştirme, hikayeleştirme çalışması yapılacak. Bir isim bulundu. Ne dediler mesela? Üç gencin maceraları adında bir isim geliştirdik. Sonra dedik ya bunun konusu ne olacak? Tamam, üç tane genç belirleyeceğiz az sonra. Ama bu üç gencin konu nedir yani? Bunlar ne çerçevede? İşte şu. Ailesinden izin almadan yabancı bir ülkeye gidip orada gelen, başına gelen şeyleri biz canlandıralım. Konumuz da bu oldu. Burada verilmek istenen mesaj o temadır. Bunu çocuk edebiyatında konuşmuştuk. Yani ayarlama kısmında biz ne yaptık? Hikayeye bir isim verdik. Sonra burada bir konu belirledik. Çocuk ve öğretmen burada fikir alışverişiyle bunu belirledi. Bu noktada öğretmen anahtar sorular sorarak da yine çocukların ön koşul bilgilerini ortaya çıkarttı mı? Çıkarttı. O zaman şöyle diyelim. Hikayenin, hikayeleştirme çalışmasının hikayeleştirme çalışmasında ismin konunun belirlendiği ve anahtar sorularla ön koşul öğrenmelerin ortaya çıkarıldığı bölümdür. Tamam hocam, sıkıntı yok. Karakter kısmı biz ne dedik? İsim belirlemiştik. 3 tane gencin maceraları. Konu belirledik. Bunlar dış ülkeye gitsin falan filan. İyi de abi bu kim bu 3 kişi? Kim bu? Burada artık hikayenin ana kahramanları oluşturulur. İşte bu Abuzer kim, Gazanfer kim, Muzaffer kim, bunların dış görünüşleri nasıl, ilgileri nasıl, alakaları nasıl, karakter bölümünde adından da çıktığı gibi ana kahramanları oluşturuyoruz. Ardından bir beyin fırtınası yapılır. Biz beyin fırtınası yaptık, ne yaptık? Üçü arkadaştır diyerek başladık. Beyin fırtınası yapılarak olaylar başlatılır. Üç arkadaşla başladı. Sonrasında gittikçe senaryonun oluşturulduğu, canlandırmaların yapıldığı, kostümlerin, materyallerin yapıldığı aşama işte yani. Olayın başlatılıp devam ettirildiği süreç olayları başlatma kısmı olarak karşımıza gelir. Burada olaylar başlatılır. Sonrasında çocukların da fikirleri alınarak
ne yapılacaktır? Görsel senaryo oluşturulur. Görsel senaryodan kasıt neydi? Şu karakterleri oluşturduk, sonra bunların resmini çiziyorlardı. İşte bir şehir varsa onun maketini yapılıyordu. Yani görsel senaryo oluşturulur diyoruz. Olayları doruk noktasına ulaştırma dediğimiz şey, artık yapılan çalışma bittikten sonra burada ortaya çıkan kostümler, materyaller, canlandırmaların sergilendiği kısımdır. Neymiş? Hikayeleştirme bittikten, hikayeleştirmede diyelim, hikayeleştirmede. Ortaya çıkan ürün diyerek sınıflıyorum, genel konuşuyorum. Yani burada her şey vardır. Materyal, kostüm, canlandırma, her neyse. Ortaya çıkan ürün ve çalışmaların sergilendiği kısımdır. Buna dikkat et. Önemli bir anahtar kelime. Sergilendiği kısımdır. Gözden geçirme ise aslında şu. Gözden geçirme dediğimiz şey başka bir son olabilir miydi gibi düşün. Ya da orada yapılan kostüm yerine neleri kullanabilirdik? Canlandırma yerine neler yapılabilirdi? Bu hikaye, yani oluşturduğumuz öykü temelli öğrenme, bu hikaye öyküleştirmesi, storyline, bu teknikte başka nasıl bitirebilirdik? Yani burada şöyle aklında kalsın. Başka bir son mümkün mü? Yani yapılan çalışmayla ilgili yapılan her şeyin gözden geçirilip neler değiştirilebilirdi, neler farklı olabilirdi, bunların konuşulduğu aşamada gözden geçirmedir. Ayarlama aşamasında isim, konu, anahtar sorularla ön koşul öğrenmeleri ortaya çıkart. Ardından karakterleri oluştur. Olay başlat, sürdür, canlandır. Bunları yap. Görsel senaryo oluştur. Sonrasında bunları sergile ve gözden geçir. Neler değişebilirdi, neler farklı olabilirdi. Bunlara bak. Aşamaları bunlar. Şimdi ilkeler dediğimizde öykü ilkesi. Burada aslında öykü ilkesi dediğimiz şey şudur. Öyküler aracılığıyla bireylerin dini, tarihi, sosyal değerlerinin çocuklara aktarılması. Yani burada öyle bir konu seçelim ki çocuklara biz dini, tarihi, sosyal, kültürel şeyleri de bu çalışma aracılığıyla aktarabilirim. Yani öykü ilkesi bizim için budur. Şöyle diyelim. Seçilen hikaye aracılığıyla kültürel, tarihi ya da dini yönden çocukların desteklenmesidir. Hocam tahmin öngörü ilkesini. Ya bak her aşamada bir sonraki aşamaya geçerken nereye koydum kağıdı buraya? Aslında sen bir sonraki aşamaya geçerken hep can alıcı bir şey ortaya koyarak biraz daha merakını körüklüyorsun. Yani çocuk eğer merak ederse bu çalışma devam eder. Düşünsene şuradan sonra çocuk bu aşamayı merak etmiyor. Yani çocuk bir sonraki aşamada ne olacak sorusunu kendine sorduramıyorsa bu teknikte bir sıkıntı vardır. Yani çocuğun merak duygusunu harekete geçirebilirsen, bir sonraki aşamada neler olacağını çocuk merak ederse çalışma da devam eder. Burada aslında tahmin öngörü ilkesi budur. Çocuğun bir sonraki aşamada bir sonraki aşamada neler olacağını merak etmesidir. Yani merak varsa tahmin de olur ve çocuk, yani yaptığımız teknik akıcı bir şekilde ilerler. Şimdi öğretmen ipi ilkesi ÖABT'de sorulan ilkeydi. Bu öğretmen ve çocuğun bu etkinlik kapsamında yapılan çalışmadaki ortaklığını temsil eden ilkedir aslında. Öğretmen çocuk arasındaki ortaklığı temsil eder. Şimdi bir yerde ip var. Bu ipin bir ucu öğretmende, bir ucu ise çocukta. Yani ikisinin ortak noktası, ortaklığını temsil eder. Eğer öğretmen bunu çok gevşek bırakırsa çocuk konunun dışına çıkar ve kazanımlara ulaşamaz. Neticede yaptığımız her çalışma bir kazanıma ulaşmak için yapılıyor. Keyfi yere, haybeye bir şey yapmıyoruz. Bakıcı değiliz, öğretmeniz. O zaman öğretmen çok sıkarsa da yaratıcılık gelmez. Çocuklar bir sonraki aşamayı oluşturamaz. İşte şunu yapmayın, İşte sınıfı çok dağıtmadan yapın. Böyle olursa da, çok sıkarsa o ipi, sıkı tutarsa da o zaman yaratıcılık gelişmez. O zaman şöyle diyelim, öğretmen çalışmada ne çok sert ne
çok gevşek şekilde ipi tutmalıdır. Oldu da çocuk konunun dışına çıktı. Kazanımları kazanamayacak. İşte öğretmen onu sorularıyla yapacağı yönlendirmeleriyle etkinliğe geri çekmelidir. Yani diyoruz ya, öğretmen ve çocuk arasındaki ortaklıktır. Bu çalışmada ikisi beraber bu çalışmayı yürütüyor. Çocuk detaylandırıyor, görselleştiriyor, öğretmen anahtar kavramlar soruyor. Sürekli etkileşim halindeler. Bu noktada eğer öğretmen hem çocuğun yaratıcılığını kısıtlamayacak hem de dikkat et çocuğun konunun dışına çıkmasını engelleyecek. Çocuk konunun dışına çıkarsa onu sorular soracak, işte yönlendirecek, ilgi çekici şeyler gösterecek, etkinliğin içine geri alacak. Burada ikisi arasındaki ortaklıktır. Öğretmenin ipi tuttuğunu ama ipin ucunda çocuğun olduğunu, yani bunların bir ortak şekilde bu işlemi gerçekleştirdiğini anlaman gerekiyor. Sahiplik ilkesi dediğimizde, şimdi biz bunu yaparken detaylandırıyor. Çocuk aktif bir şekilde katılıyor mu? Büyük grup, küçük grup yapıyoruz. Çocuk burada sorumluluk alıyor mu? Alıyor. Aynı şekilde bir sonraki aşamaya geçerken de çocukların fikri alınıyor mu? Alınıyor. İşte sen çocuğa sorumluluk verirsen, çocuğun fikrini alırsan çocuk o etkinliğe sahip çıkar. Bu yüzden çocuğu en çok motive eden ilke sahiplik ilkesidir. Çocuğa şöyle diyelim. Sorumluluk verilerek. Fikri alınarak. Çalışmaya sahiplik duygusu yani. Bu bizim çalışmamız. Biz bunu güzellikle yapmalıyız. İyi materyaller oluşturmalıyız. Sorumluluk verilmesi, fikri alınarak çocukta sahiplik hissi yaratılır. İşte çocuk o eğer çalışmaya sahip hissederse, ya benim burada bir emeğim var, ben burada sorumluluk sahibiyim, benim işte burada fikrim alındı der ve en çok motive eden ilkedir. Şimdi can dostum, bağlam ilkesi ise şu. Biz her daim burada ne yapıyorduk aslında? Ön koşul öğrenmeler, bilinenler üzerinden bilinmeyene gidiyorduk. Öğretmen yeni bir şey öğretirken burada bu çalışmalar esnasında bildiklerini ortaya çıkartıyor ve bildiğinden bilinmeyene doğru gidiyordu. O zaman bağlam ilkesi bilinenden bilinmeyene çalışmanın yapılmasıdır. Aynı zamanda uygulamadan önceki yapı ise şu. Şimdi biz burada bir uygulama, bir çalışma yapıyoruz, doğru mu? Şimdi bu çalışmayı yapmadan önce çocuk neler biliyor? Bildikleri ne düzeyde? Bunlar bir ortaya çıkartılsın. Hatta işte çocuklara fırsat verilsin. Şimdi sen bu yöntemi uygulamak istiyorsan, makas tutamayan bir çocuk bu yöntemden keyif alamaz. Yani bundan sonra merak etmez, yapmak istemez. Niye? Çünkü çocuk burada materyal tasarlayacak. Şehir maketi yapacağız. Adam daha makas tutamıyor. Yani uygulamadan önceki yapı çocuğun hazır bulunuşluluğunun ortaya koyulması, bunun geliştirilmesi, belli seviyeye erişmesi, sonrasında uygulamaya geçilmesi. Budur yani burada anlatılmak istenen durum. Bilinenden bilinmeyene dair bildikleri üzerinden yeni kavramlara gidiyoruz. Burada ise çocuk diyor uygulamaya geçmeden önce çocuğa bir ortam yarat. Maket yapsın, makas kullansın. Çok özür dilerim. Maket yapsın, bir şeyler yapsın, kullansın, kendini geliştirsin, hazır bulunuşluluğunu yükselsin. Sonrasında da ne yapsın? Hazır bulunuşluluğu yükseldikten sonra da rahat bir şekilde çalışmalara katılsın. Yani uygulamadan önceki yapı ilkesine şunu söyleyebiliriz. Uygulamaya geçirmeden önce çocukların bildiklerini kullanmasına olanak verilmelidir. Çünkü çocuğa sen bir olanak verdiğinde, daha öncesinde bir maket yaptırma çalışması sergilediğinde, bu çalışmanın öncesinde, burayı daha anlatmadan önce, çocuk aslında bildiklerini sergiler. Sen o bildiklerine bakarak çocuğun neleri bilmediğini anlarsın ve bu sayede de hazır bulunuşluluk düzeyini yükseltmeye olanak tanır.
Diyorum can dostum, bizim için öyküleştirme, hikayeleştirme, storyline dediğimiz yöntem budur. Aşamaları, ilkeleri ve genel özelliklerinden mutlak soru karşınıza gelir. Bunu bilmeden ÖABT sınavına girmeyiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kimseyi kırmak, üzmek gibi bir derdimiz hiçbir zaman olmadı. Bilmeden istemeden kırdıysak da hatalarımız affola. Yani dediğim gibi herkesi memnun etmek zaten mümkün değil. Biz inandığımız doğrultuda yaşamımızı sürdürüyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.